Ben Deniz'i ilk öptüğümde ona aşık değildim, biliyor musun Efe? Ha tabii ya. Sen de o kızla aynı familyadansın. O yüzden anladın değil mi? Başka ne olacak ki? Ay saçmalama, ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Ya ne anlatmaya çalışıyorsun? Yoksa sen de mi şey diyeceksin? Biriyle ilk defa öpüştüğünde illa da sevgili olmana gerek yok mu diyeceksin? Ay hayır. Üstelik sen benim Deniz'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ya kızım sen bir kere Deniz'i öpmeden evvel Deniz'i sevmiyordun. Öptükten sonra da sevmiyordun. Ama Aslı Deniz'i öpmeye başlayınca seviyorsun. Sevmeye başladın. Öyle mi yani? Vallahi kusura bakma ama yani bu Dallas modeli ilişki tarzlarınızı ben pek anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok ya. Ne bileyim, senin gibi, Deniz gibi. Ya mükemmel insanları kaybedince çok üzülüyor insan ya. Ne yani? Sence ben mükemmel biri miyim? Yani. Hani fena sayılmazsın. Gerçi ara sıra stop ediyorsun ama. Allah Allah. Bak sen ya. Ya tamam, bu iltifatları güzel, hoş da sen beni niye çağırdın? Sen benim okulumu hiç merak etmiyorsun galiba. Peki alacağım olsun. Ya merak etmez olur muyum? Görelim bakalım. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğin uyuy. Canım uyuy, ne deyim uyuy, hayırsın uyuy. Ne güzel sesin var senin be Bilal. Yani hakikaten ninenin dediği kadar varmış ha. Sesimizin yanıklığı yüreğimizdendir aslında bacım. Ama yürek bilmez ki, çoğu zaman boşuna yanmış. Geç de olsa farkına vardığında işte en yanık ses o vakit çıkarmış. Ama yaralı konuştun sen be Bilal. Kim üzdü seni bu kadar? Boş ver bacı, ne yapacaksın benim gibi bir garibanın derdini? Hı? Senin derdin benden büyük zaten, baksana. Demek sen de anladın ha? Öyle büyüyor ki zaten. Eskisi gibi saklayamıyorum. Bazen bazı şeyler insanın içinde öyle büyür ki bir an gelir saklayamazsın. Ne yalan söyleyeyim. Ben de şimdi saklayamadıklarımdan korkuyorum. Neye kızdın sen be Bilal? Bebeğimi sana söylemedim, ona mı kızdın ha? Hani kader arkadaşıydık biz seninle? İnsan kader arkadaşına derdini, sıkıntısını, kederini anlatmaz mı he? Derdim değil ki artık o benim Bilal. Kızım o benim, anlasana. Kızım. İnsan canını sevmez mi ha? Gördün o gece köprüde. O benim canım. Ama sen... Kusura bakma, seninle görüşemem dersen onu da anlarım. Sonuçta sen de haklısın. Babasız bir bebeği bazen insanın kendi öz kardeşi bile çok sevinçle karşılayamazken kalkıp bunu kader arkadaşından beklemek saçma olur tabii. Hoşça kal.
Ya bacı dur, aslında benim gösterdiğim tepkide biraz hıyarlık oldu. Kusura bakma ne olursa. Bilal, araba gidiyor. Araba gidiyor. Vallahi araba gidiyor. Gidin oğlum. Allah'ım yarabbim. Ya işte hıyarlığın sonu böyle olur, tamam. Böyle dağılırsın sağa sola, saçılır gidersin. Bırak şimdi onu da, kimse görmeden toplayalım. Hadi Bilal. Ya bak sen şu işe, kader ayırıyordu ama gene kader birleştirdi bizi vallahi. Ne kaderi Bilal, ne kaderi? Hıyar ayırıyordu, hıyarlar birleştirdi. Ya kusura bakma, seni de bu halinle yordum biraz ama. Oh. Kusura bakma ya. Dün akşamdan sonra göremedim seni. Bayağı da merak ettim. Ya öyle canım sıkkındı ya hani. Anca topladım kafamı Cem. Bak Mine, dün bütün gece seni düşündüm. Yani ben mi bu kızın canını sıktım diye. Ama galiba anlıyorum ki senin canını sıkan tek şey Deniz. Doğru tahmin. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Saçmalama Cem ya. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sadece onun için üzülüyorum yani. Yani sonuçta ailesinin zoruyla hiç sevmediği bir bölümde okuyor. Benim gibi yani. Nasıl senin gibi? Ya başta ben de öyleydim. Baktım tahmin edilir gibi değil. Ben de yatay geçiş yaptım. Nasıl yani? Şimdi istese Deniz yatay geçiş yapabilir mi? O kadar kolay değil. Önce şu an olduğu bölümdeki derslere bayağı sağlam bir asılması lazım. E peki başka? Bak yine gözlerinin içi nasıl gülüyor. Konu Deniz olunca heyecanını gizleyemiyorsun. Ay, ya uzatma Cem ya. Yani ne var? Ya belki ben de meraklıyım sinemaya. Olamaz mı? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki. Madem sen de çok seviyorsun sinemayı, o zaman bu öğleden sonra seni sinemaya davet ediyorum. Yani benim bugün pek vaktim yok, işlerim var. Hem belki Deniz'in geçiş için neler yapması gerektiğiyle ilgili tüyolar da veririm. İyiyim. Tamam, o zaman öğleden sonra. Harika. Görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz. Ah ya Deniz ya, senin için nelere katlanıyorum ben böyle ya. Ah Şükran, ah! Senin inadın ve kaprisin yüzünden nelere katlanıyorum bir görsen. Alo! Ulan spa! Şu verdiğin spagetti yüzünden her şey karmakarışık oldu. Nasıl pişecek bu? Pişmiyor. Ya baba üstünde yazıyordur. Onu da mı okumadın ya? Okumadık efendim. Biliyorsan anlat. Ölür müsün? Üf, tamam. Nasıl yapıyorsun şimdi? Vallahi tencerenin içine attım, kavuruyorum. Ne? Ya ne kavurması ya? Kavurma nereden çıktı? E ne bileyim ben. Yemek tariflerinde hep öyle derler ya. Pembeleşinceye kadar kavurun diye. Ama bunlar pembeleşmedi ki. Kahverengi oldular. Karardılar iyice. Ben de dedim ki bu tarifte bir yanlışlık var. Senin en büyük yanlışın şu an o mutfakta olmak baba. Bırak makarnayı falan. Unut. Şimdi ben sana hazır çorba tarifi vereceğim. Heh. Su ısıtmayı biliyorsun değil mi? Hayır. Ne? Oho. Pes vallahi. İnsan ev kirasına bu kadar para verirse bütün bir ay ne yiyip ne içer hiç düşünmüyor mu bunlar?